Arkadaşlar merhaba. 14 Haziran 2022. Dün bazı şirketlerle ilgili kapta paylaşılmış haberleri özet ve hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. İlk haber Sarkuysan ile ilgili sermaye artırımı işlemlerine ilişkin bildirim haberi. Burada özet bilgi bedensiz sermaye artırımı hakkı kullanımına ilişkin başlangıç tarihi diye belirtilmiş arkadaşlar. Yani başlangıç tarihi bugün arkadaşlar. 14.06.2022 olarak belirtilmiş. Kar payından bedelsiz pay alma oranı %33 arkadaşlar. Mevcut sermaye 300 milyon TL idi. Ulaşılacak sermaye de 400 milyon TL oluyor arkadaşlar. SPK'ya başvuru tarihi de 13 Mayıs'tı. Şirketlerde bu gibi süreçler yaşandığında tarih ve süreler nasıl oluyor diye en azından fikir edinebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Sarkuysan SPK'ya 13 Mayıs'ta başvurmuştu. SPK'da 10 Haziran 2022'de başvuruyu onaylamış arkadaşlar. Yani yaklaşık bir aylık süreçte onay verilmiş arkadaşlar. Diğer şirket haberi Boğaziçi Beton ile ilgili yeni iş ilişkisi haberi. Burada özet bilgi ilk yapı ve Gürtaş yapı iş ortaklığı ile İstanbul Küçükçekmece bizim mahalle altyapı ve çevre düzenlemeleri için hazır beton tedarik sözleşmesi imzalanması hakkında. Burada proje kapsamında yaklaşık 75 milyon TL tutarında hazır beton tedarik işi olacakmış arkadaşlar. Bu proje kapsamında da tutarda da değişiklik olabilirmiş. Bunu belirtmişler. Bobet ile ilgili bilançolarını olumlu etkileyecek bir haber arkadaşlar. Akfen Gayrimenkul ile ilgili de bir özel durum açıklaması var. Burada özet bilgi yatırımcı raporu hakkında. Burada kısaca haberi size aktarayım. Şirketimiz bu yılın ilk 5 ayında tarihinin en yüksek kira geliri olan 8.2 milyon euroya ulaşarak kira gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %200, Euro bazında da %55 artış kaydetmiştir diye haberde belirtilmiş arkadaşlar. Size aktaracağım diğer haberde Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri AŞ'nin sermaye artırımı işlemlerine ilişkin bildirim haberi. Bu haberi esasında ben sizlerle kanalda paylaşmıştım. Burada haberde düzeltme yapılmış arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu diye özet bilgi olarak belirtilmiş. Burada 9 Mayıs'ta normalde kapta paylaşılmıştı bu haber. Bedelsiz sermaye artırımı hakkında SPK ile yapılan görüşmeler neticesinde 360 milyon TL olarak bildirilen sermayenin 356 milyon TL olarak revize edilmesine karar verilmiş arkadaşlar. BOSSA ile ilgili iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %474 arkadaşlar oran gayet iyi hatta kanalda Bossa rekor bilanço diye aratırsanız video paylaşmıştım bilançosu da gayet iyidir arkadaşlar Bossa'nın sizlerle bunu paylaşmıştım Bossa'nın SPK başvuru tarihi 18 Mayıs 2022 bu haberle ilgili önemli bir gelişme olduğunda olumlu ya da olumsuz bir gelişme olduğunda bunu yeniden kanalda muhakkak sizlerle paylaşacağım Arkadaşlar şu anda bu başvuru onay sürecinde arkadaşlar. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.